Konumuz nedir acaba ve ne zaman başlayacak? 5 dakika sonra başlayacak. Konumuz efendim psikoarkeoloji. Psikoarkeoloji ne? Benim uydurduğum bir terim gibi bir şey. Yani daha önce başkası uydurmuş mu bilmiyorum ama ben uydurdum işte. Konumuz ne efendim? Konumuz, gerçi az sonra da anlatacağız ama, geçmişin şablonlarının günümüze etkisi olarak tarif edebilirim konumuzu. Geçmiş derken ama tabii bayağı bir geçmiş. Öyle böyle değil yani. Bayağı bayağı bir geçmiş. Evet. 100 bin yıl? Milyonlar, milyarlar. Homo habilis ne zaman? Evren yaratılmadı ya da abi. En eski Homo habilis kafatası 1 milyon 750 bin yıl önce bulundu. Homo habilis. İlk alet yapan insan. Evet. Hatta ben bugün oradan bile değil, daha geriden, Big Bang'den başlayacağım bugün. Zira insan düşüncesi her şeyi aslında oradan başlatıyor. Yaratılıştan başlatıyor. Tüm mitolojilerde bir, çünkü yaratılış mitosları var ya, yaratılışla ilgili insanların fikirleri var efendim. Bugün oraya da bol bol değineceğiz. Hatta oradan başlayacağız da diyebilirim. Evet. El kaldıran demek ki tesadüfen el kaldırmış. O zaman normalde bir 5-10 dakika bekliyoruz. O yüzden 9-10 geçe gibi başlamayı planlıyoruz. Şu an 3 dakikamız var. 3 dakikaya kadar soru sormak isteyen, bizleri tanımak isteyen kişiler varsa mikrofon açarak, kamera açarak sorabilirler. Zira bu söyleşiyi imge terapi ailemiz gerçekleştiriyor. Ailemizi daha fazla tanımak isterseniz imgeterapi.org sitesinden bilgiler alabilirsiniz. Çok detaylı bilgiler orada var. Hatta bir imge terapi nedir, ne değildir şeklinde bir videomuz var. Sadece o video 6 saat. Efendim, imge terapi ailemiz imge terapi sistemini yaygınlaştırmaya çalışan böyle bir ahbaplar topluluğu diyebiliriz. İşte ahbap kelimesi yerine biz Yunus Emre'nin bir tabiri olan yoldaş ifadesini kullanıyoruz. Aynı anlama geliyor bizim için. Başka da bir anlam ifade etmiyor. İşte ayda bir, 1,5 ayda bir civarlarında bir eğitimler düzenleyerek imge terapi sistemine adeta girişi sağlamış oluyoruz. 2,5 günlük eğitimler diyebiliriz bu eğitimlere. Evet. Şey, bir dakika şu mikrofonu bir kapatayım. Hepsini kapatıyorum. Yoldaşlar, hepinizi kapatıyorum. Gereken açabilir artık. Evet, ne diyordum? 2,5 günlük eğitimlerle insanlar sistemimize giriş yapabiliyorlar. Ve isteyen, imge terapi konusunda ilerlemek isteyen, uzmanlaşmak isteyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız için daha ileri düzey eğitimlerimiz de tabii ki var. Birinci basamak eğitimlerimizin sorumlusu. Şu yukarıda gördüğünüz, ormanların üzerinde gördüğünüz çam ağaçları mı onlar, Musa Yoldaş? Mikrofonun kapalı, mikrofonunu kapatmıştım. Çam herhalde, bilmiyorum. Ha, tamam, işte birinci basamak eğitimlerimizin sorumlusu Musa Yoldaş'ımızdır. Bu hafta sonu 2 günlük eğitimimiz yine var, 20-21 Mart tarihinde. Eğer hasbelkader imge terapiyle ilgileniyorsanız, eğitimini almak istiyorsanız Musa Yoldaş'a ulaşmanız gerekiyor. Musa Yoldaş chatten sanırım telefonuna yazabilir veya internet sitemizden, Mustafa Yoldaş'ın internet sitemizin linkini chat kısmına yazabilir. Zira yabancılar olabilir, ilk defa katılanlar, ilk defa bizi tanıyanlar olabilir. Evet, iletişim bilgilerini siteyi de telefonda, onları chat kısmına yazarsanız arkadaşlar. Tuncay Yoldaş, katılım şartlarından da kısaca bahsetmek gerekirse, hekim, psikologlar, psikolojik danışman ve rehberler, diş hekimleri, bu bahsettiğimiz meslek gruplarının son sınıf öğrencileri ve klinik yüksek lisans yapan, psikolojide klinik yüksek lisans yapan 4 yıllık mezunları alabiliyoruz sadece. Yani ruh sağlığı profesyonelleri bu eğitimden yararlanabiliyor. Onun bilgisini vermekte fayda var. İmgeterapi.org sitesini paylaştım. Orada detaylı bilgi ve iletişim numaralarımız var. Evet. Musa Yoldaş, senin söylemek istediğin bir şeyler olur mu? Valla tüm arkadaşları, eğitim alabilecek şartları uygun arkadaşları bekliyoruz eğitime. Çünkü çok farklı ve çok
iyi bir deneyim İngiltere'de. Herkesin öğrenmesini isteriz. Reklamlar da herhalde az önceki. Evet, 9'u 11 geçiyor efendim. Sorunuz yoksa müsaadenizle ben söyleşime başlamak istiyorum. Şu kaydı bir başlatayım tekrar. Böylece kayıt en başından başlamış olacak. Bir dakika. Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İmgeterapi, ailemizin düzenlediği psikoarkeoloji söyleşisine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi veya bilmediğiniz gibi ailemiz her çarşamba 9 gibi çeşitli değişik konularda, tıbbi, psikolojik konularda söyleşiler düzenliyoruz ve genellikle bu söyleşileri internet sitemiz olan imgeterapi.org sitesine koyuyoruz. Amacımız bilgi, sevgi, ışık yayılsın. Sadece imgeterapinin bilgisi, sevgisi, ışığı yayılsın değil. Bilgisi, sevgisi, ışığı olan her sistemin bilgisi, sevgisi, ışığı yayılsın diyoruz. Biraz fazla bilgi, sevgi, ışık demiş olabilirim. Ama gerçekten çok önemli. Tarihsel olarak da önemli. Az sonra gireceğim konu anlamında da çok önemli. Efendim, evet, bugünkü konu başlığımız psikoarkeoloji. Psikoarkeoloji bildiğim kadarıyla benim uydurduğum bir ifade. Neyi kastediyorum? Nereden geldi bu kelime derseniz, psikoarkeoloji kelimesi zihnime nereden geldi? Şuradan geldi, Jung'dan geldi. Jung biz imge terapistler için çok önemli bir isim. İnanılmaz önemli bir isim. İlk psikoarkeolog Jung diyebiliriz. Jung çocukken, daha küçük bir çocukken rüyasında kendini bir arkeolog olarak ve kazı yaparken görürmüş. Evet, Jung'un rüyası gerçek oldu. Kazı yapmaya başladı ama bir maden kazısı veya arkeolojik kazı değil. Ruhsal sistemin, insanlığın, hem de tüm insanlığın ruhsal sisteminin derinliklerinde kazılar yaptı. Kolektif bilinç dışının derinliklerinde kazılar yaptı Jung Baba. Jung Baba'nın bu rüyasından esinlenerek ben de bugünkü söyleşime psikoarkeoloji ismini vermeyi uygun gördüm. Zira arkeoloji geçmişten önemli bazı şeyleri günümüze taşır, getirir. İşte benim amacım da biraz bu. Tüm insanlığın geçmişinden çok önemli bazı bulgu, bilgi, verileri günümüze taşıyarak bundan istifade etmek. Nitekim bizim imge terapi sistemimiz de aslında bunu yapıyor. Detayına sonra girebiliriz. Bizim için imge terapi sisteminin temel dayanakları her zaman geçmişten geldiği için bizim için önemli diyoruz. Bu arada değerli yoldaşımız Murat Gülsün hocamız, Profesör Doktor Murat Gülsün hocamız, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Haftaya da efendim kendisinin bir söyleşisi olacak. Haftaya çarşamba günü alkol ve madde bağımlılığı konusunda kendisinin bir söyleşisi olacak. Evet, şu an 70 kişi olduk. Murat hocam, çok bir şey kaçırmadınız. Psikoarkeolojiden sadece biraz bahsettim, ne demek olduğundan vesaire. Evet, peki. O zaman efendim, gördüğünüz gibi kolektif bilinç dışında bir şeyler var. Bu arada kolektif bilinç dışı tabirini bildiğiniz gibi Jung'a borçluyuz. Jung neden böyle bir sonuca ulaşıyor? Çünkü bir Kızılderili mitolojisine bakıyor. Efendim, bir de şeye bakıyor mesela. Avustralya aborjinlerdeki ilkel kabilelerin mitolojisine bakıyor. Ya, ortak öğeler görüyor. Ortak birçok konu görüyor. Ortak temalar görüyor. Ortak şekiller görüyor. Ortak mandalalar görüyor. Mitolojiler arasında, aralarında böyle 50 bin, 60 bin, 100 bin kilometre olan coğrafi bölgeler arasında, bu iki bölgenin halkları arasında, ilkel halkları arasındaki mitolojik farklara baktığınız zaman, benzerliklere baktığınız zaman müthiş benzerliklerin olduğunu görüyor ve bunların tesadüf olamayacağını, bunların kolektif bilinç dışı denilen bir alandan geldiğini Jung söylüyor. Tabii efendim, bu kolektif bilinç dışının içeriğinde neler var? Arketipler var.
arketipsel bazı figürler var. Jung birçoğunu tanımlamış. Ama bence Jung'un tanımladıklarından ibaret olmak zorunda da değil bunlar. Güneş de bu şekilde arketipsel yönü, yani çok güçlü bir imge. Neden? Çünkü insanlığı çok etkilemiş ya. İnanılmaz etkilemiş. Neden etkilemiş olabilir? Çünkü karınlarını tarımın başlamasıyla birlikte güneş sayesinde doyurabilmişler. Nil Nehri'nin kenarında bir bakmışlar, Nil Nehri'nin kenarı ya da fark etmez aslında Mezopotamya veya Çin'deki Sarı Nehir fark etmez. Nehirlerin kenarında, nehirlere yakın yerlerde bitkiler canlı. Böyle cıvıl cıvıl yeşeriyor, buğdaysa buğday veriyor. Şu bağlantıyı kurmuş. İki şey önemli bitki için. Güneş ve su. Çünkü o bitkiyi alıp mağarasına götürdüğü zaman, güneşi kestiği zaman yaşamıyor. Aha diyor, güneş can verdi buna. Aa, bir de su da lazım. Bu tür bağlantıları kuruyor. Ha diyor, güneş can veren, can veren. Ama aynı zamanda o bitkiyi çölün ortasına götürdüğünüz zaman öldürüyor. Can veren ve öldüren. Bakın, yeni bir kavram oluştu zihninde. Can veren ve öldüren. Ve tepende duran. Evde kim var bu şablona uyan? Baba. Can verebiliyor. Cezalandırabiliyor ve tepende duruyor. Küçük bir çocuksun, tepende duruyor. Tıpkı güneş gibi. Ne oldu? İki imge birbirinin üzerine adeta oturmaya başladı. Güneş ve baba. O bağlamda güneş yeri geldiğinde tanrı olarak sembolize edilmiş. Yeri geldiğinde baba olarak sembolize edilmiş. Doğru. Çok çok önemli bir arketipsel figür. Bugün Hititlerin güneş kursu var ya, güneş kursu. Ankara'nın sembolü olan. Hani. Eti'nin sembolü. O da bir güneş sembolü. İlk insanların çoğu aslında güneşe tapmış. Neden? Çünkü tarım toplumunda en önemli şey güneş. Her şeyi ona göre ayarlıyorsunuz. Her şeyiniz güneşe bağımlı. Benim 7 yaşına kadar çocukluğum köyde geçti. O yüzden köy hayatını az çok bilirim. Biz köy evinde perde kullanmazdık. Zaten gerek de yoktu. Çünkü korkacağımız bir şey yoktu. Dolayısıyla sabah uyandığımız zaman güneş de oradan gözüme gelirdi. Sabahın ilk ışıkları ile uyanırdım köy hayatında. Hayatın bir döngüsü vardı. Saat yoktu bizim için. Saat diye bir şey gerek de yok. Sabah güneş gözüne temas eder, kalkarsın, tarlaya gidersin. Bitti. Akşam güneş batar, evine gelirsin. Akşam bir güneş batınca bir de inekler yayladan, yazı derdik biz, yazıdan evlerine dönerler. Tam güneş batma vakti gelirler. Köye inekler girer böyle. Tüm inekler köyde kendi evini bilir. İnek çobanının yönlendirmesine gerek yoktur. Her inek karıştırmadan kendi evini, ahırını bulur. Böyle enteresan bir hayat. Tarım toplumu için demek istediğim güneş çok önemli. Şimdi bu söyleşimiz efendim bir ilk, daha bir başlangıç. Bunun çok çok devamı gelecek. Çarşamba söyleşilerimiz esnasında böyle boşluklar bulduğum zamanlarda ben aralara gireceğim ve devamını getirmeye çalışacağım. Çünkü zaten bitecek bir konu değil. Gerçekten bitecek bir konu değil. Yıllarca sürebilir açıkçası. Ama bugün sadece çok çok küçük en önemli yerlerinden bir başlangıç yapacağız. Efendim, ben bilimsel meraka çok çok önem veriyorum. Neden? Çünkü bilimsel merak olmazsa açıkçası hiçbir şey olmuyor, bir toplum gelişemiyor. 450 sene boyunca Mısır Osmanlı yönetimindeydi. Sadece Mısır mı? Hayır. Irak toprakları ki
Mezopotamya demek. Sümer medeniyetinin yeşerdiği, geliştiği yer demek. Sümer tabletlerine Osmanlı'nın ulaşma, onları deşifre etme imkanı vardı. Var mıydı? Vardı. 450 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. İnsanlığın en temel, en önemli, en kadim medeniyetlerin olduğu yerleri düşünelim. Mezopotamya, Nil Nehri, Mısır, Antik Yunan. Bu üçü de Osmanlı yönetimi altında. Üçü de. Ya arkadaş, bir tane padişah çıkıp da, hadi padişaha geçtim. Ya bir tane sadrazam çıkıp da, ya şu Mısır'da hiyeroglif denilen yazılar var. Şu Mısır'da koca koca piramitler var. Şu Mısır'dan bir medeniyet fışkırıyor. Nedir bu diye bir taneniz mi merak etmez ya? Bir taneniz ya. Bu kadar mı bilimsel meraktan yoksunuz ya? Bir tanesi merak etmemiş ya. Ne zamanki Napolyon Mısır'ı işgal etmiş, yaptığı ilk iş ne olmuş biliyor musunuz? 12 dil bilen Fransa'dan bir uzman getirtip antik Mısır yazısı, hiyeroglifleri çözdürmek olmuş. İlk işi o Napolyon'un. Ya adam asker. İlk işi o yazıyı çözdürmek olmuş. Ya Osmanlı yaptırsaymış ya bunu, değil mi? Osmanlı yaptırsaymış ya bu neler değişirdi? Neler değişirdi? Ne kadar bilimsel meraktan uzakmışız ya. Hayret verici bir şey. İşte bilimsel merakımız arkadaşlar eksik olmaz. O zaman bilim gelişir o toplumda. O zaman sevgi gelişir. O toplum gelişir. Gelişmeyen toplumlarda yok olmaya mahkumdur. Evet. Bu parantezi açtıktan sonra biz diyoruz ki biz yok olmak isteyen toplumlardan olmayacağız. Biz yok olmayı hak etmiyoruz. Biz gelişeceğiz diyoruz. Bunun da bir sakıncası yoktur hiçbiriniz için diye umuyorum. Evet. Efendim benim bu söyleşiler silsilesinde en temel amacım şu olacak. Kadim bilgelik öğretileriyle bilimsel bilgi arasındaki kayıp köprüleri kurmak. Şimdi tabii söz konusu olan kadim bilgelik olunca bu konu inanılmaz derinliği olan bir konu. O yüzden ta en başından bazı şeylere başlamak gerekecek. Ama amacımız ne olacak diye sorarsanız bir slide açarak devam edeyim şöyle. Bulutun merkezinde sütlü kahvem var. Ne güzel olur. Evet. Hadi arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben bir sütlü kahve alıp geliyorum hemen. Keyifli bir video. Hadi bakalım. Konumuzla da bağlantılı. Evet. Tamam video bitti. Ben de sütlü kahvemi aldım. Evet. Enteresan bir video değil mi? Sonunda kaçtı. Hiç böyle bu videodaki gibi böyle kaçtığınız oldu mu böyle ara sıra? Dağlara, ormanlara, şöyle şehir hayatından bıkıp böyle doğa ananın kucağına kaçanlar olmadı mı hiç benim gibi? Çok. Çok değil mi? Peki. İnsanların bence unuttuğu en önemli şey ne biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, bence şunu çok çok fazlasıyla unutuyoruz. O da şu ki, biz aslında doğanın çocuklarıyız. Evet. Doğanın çocuklarıyız ve bunu unutuyoruz ve bunu unutmanın bedelini ağır ödüyoruz. Bunu unutmanın bedelini işte psikozlar olarak ödüyoruz, psikonevrozlar olarak ödüyoruz, psikolojik rahatsızlıklar olarak ödüyoruz gibime geliyor bana. Evet, sonra devam edecek olursak. Tabii böyle doğaya kaçış için aslında insanın içindeki o kolektif bilinç dışındaki arketipler bazı insanlarda daha güçlü bir şekilde kendini hissettirir ve o insanlar böyle daha fazla bir doğanın çocuğu olarak doğaya kaçmak isterler. Bunlardan biri de aslında benim. Nitekim böyle bir dönem hayatımın bir döneminde
Keçilerle bayağı bir zaman geçirmiştim. Oradan size şimdi birkaç tane resim göstermek istiyorum. Hoppa. Bakın. Evet. Bir dakika. Evet, bu benim şey. Şu neredeydi? Neredeydi? Biraz karıştı. Slide haline getirecek zamanını da bulamadım gerçi de. O videolar da vardı herhalde. Evet, hayatımın bir dönemi bayağı bir köy hayatıyla, doğayla iç içe geçti. Bunun sebebi de işte bazı insanlar kendi içlerindeki o arketipsel enerjiyi daha iyi hissederler. Dolayısıyla o arketipsel enerjisinin çağrısına bazı insanlar kulak verirler. Efendim, insanlar mitoloji denilen bir şey geliştirmişler değil mi? Baktığımız zaman aslında bunu hayatta kalmak için yapmışlar. Doğaya uyumlanmak için yapmışlar. Örneğin yarın ava gidilecek. İlkel insanlar mağarada yaşıyorlar. Yarın zorlu bir ava çıkılacak mesela. Ne avlanacak? Ne avlayalım yarın? Zor bir hayvan avlayalım. Akşamdan bunun zihinsel pratiğini, antrenmanını yapıyorlar. Avlanacak hayvanın maskesini birisi yüzüne takıyor. Klanın bir üyesi yüzüne takıyor. O av oluyor. Kabilenin üyelerinden bir tanesi de eline mızrağı alıyor. O da avcı oluyor. Bir de tanrıların maskeleri var. Ve bir oyun sergiliyorlar. Tiyatral bir oyun sergiliyorlar. Ne amaçla bunu sergiliyorlar? Zihinsel hazırlık yapıyorlar. Evet, zihinsel hazırlık yapıyorlar. Tıpkı bir öğrencinin yarın gireceği sınava hazırlanması gibi. O da bir zihinsel hazırlık. O da zihinsel bir antrenman. İşte bir avdan bir akşam önce yapılan bu hazırlıklarda, hazırlık törenlerinde, ritüellerinde bazı hikayeler de anlatılırmış. Anlatılan bu hikayelerden zamanla mitoloji çıkmış. Mitoloji denilince aslında o da devasa bir alan oldu. Ayrı bir bilim dalı oldu neredeyse. O bilim dalının uzmanlarına da artık mitolog deniliyor. Bunların başında da Joseph Campbell geliyor. Joseph Campbell'ın da Tanrıların Maskeleri diye bir kitap serisi var. Joseph Campbell'ın Tanrıların Maskeleri ifadesindeki maske, az önce anlattığım bu ritüel var ya, işte o maske. Joseph Campbell'ın kitabındaki anlattığı maske, bu az önce anlattığım av ritüelindeki kullanılan maske. Çünkü tanrılar da maske takıyor. Tanrılar da maske takıyor o ritüelde. Yani o tiyatro oyununda. Efendim, tüm mitolojinin kökeni işte bu ritüeller. Ritüeller çok çok önemli. Peki insanlık mitolojiyi üretmiş. Ne amaçla ürettiği de belli. Bir, hayatta kalmak. İki, doğaya uyumlanmak. Ama başta söylediğim gibi ya inanılmaz ortaklıklar var. Yani mesela ya Akkad kralı Sargon'un hikayesi var ki Musa peygamber hikayesiyle birebir aynı. Sepet hikayesi. Nil nehrine bırakılan sepet hikayesi. Ya Musa'nın hikayesiyle aynı. Efendim İsa'nın hikayesi birçok mitolojide birebir aynısı var. Bakire'den olma İsa'nın hikayesi. Başka ne tür ortak konular var mitolojilerde? Mesela tufan hikayeleri var. Hazreti Nuh. Birçok mitolojide var. Ateşin çalınışı. Prometheus.
efsanesi, mitolojisi. Birçok mitolojide var. Ölülerin ülkesi efsanesi. Birçok mitolojide var. Bunlar da tabii ki kolektif bilinç dışının kalıntıları diyebiliyoruz. Ya aslında ilkel insan mağaradan kafasını çıkarmış, korkmuş, biliyor musunuz? Ciddi ciddi korkmuş. Her şeyden korkmuş. Vahşi doğadan korkmuş. Gördüğü hemen hemen her şeyden korkmuş. Ama gördüğü her şeyi, mağaradan kafasını şöyle çıkardı ya, gördüğü her şeyi üç başlık altında toplamış. Bir demiş, orta dünyadakiler. Ağaçı gördüklerim. Yeryüzünde gördüklerim. Nitekim Yüzüklerin Efendisi'nde, Yüzüklerin Efendisi filminde de orta dünya diye geçer, değil mi? Yaşadığı an yaşadığı dünya. Bir yeraltı dünyası demiş, ikinci kategori olarak. Üçüncü de gökler demiş. Gökyüzündekiler demiş. Yani şöyle bir dünya tasviri yapmış ilkel insan. O resmi ilk önce açayım. Evet, ilkel insanın zihnini anlamaya çalışıyoruz şimdi. Onu çözmeye çalışıyoruz. Bakınız efendim, şöyle bir dünya tasvir etmiş. Yer altındakiler, orta dünyadakiler ve gökyüzündekiler, yıldızlar vesaire. Yeryüzündeki her şeyin bir gökyüzünde karşılığı olduğunu düşünmüş. Yeryüzünde sel oldu, tufan oldu. Kim yaptı bunu? Aa, gökyüzündeki tufan tanrısı yaptı, sel tanrısı yaptı. Yeryüzünde olan her bir şey için yukarıda bir tane tanrısını uydurmuşlar. Açıklama bu. O yüzden tanrı bolluğu bundan dolayı. Tanrı enflasyonu. Her yerde tanrılar. Her şeyin bir tanrısı var. Çünkü başka türlü bir açıklama getiremiyor. Üçe ayırmış. Başlangıçtan üç kategoriye ayırmış ya. İlkel insanın zihninde başka makul, mantıklı bir açıklama olamaz. Gördüğü her şeyi üçe ayırmış. Ortadakilerin sebepleri demiş ki yukarıdakilerdir. Yeryüzünde insanlar, ordular kavga ettiği zaman insanların tanrıları da yukarıda kavga ediyorlar diye düşünmüş. İşte psikoarkeoloji ilkel insanın tüm düşünce sistemlerini çözerek ilkel insanın adeta beynini hackleme girişimi diye düşünebiliriz. Nasıl düşünmüşler bu insan? Nerede nasıl düşünmüşler? İnanırken nasıl düşünmüşler? Mitleri geliştirirken nasıl düşünmüşler? O mitlerle, o mitleri geliştirerek nasıl kendilerini şekillendirmişler? Kendilerini yaratmışlar resmen ya. Kendilerini yaratmışlar. Mitolojiyi yaratarak kendilerini yaratmışlar ya. Evet. Tanrı enflasyonu demiştik ya. O konuda da ilginç bir şey. Hem tanrı enflasyonu var, hem birbirlerinin tanrılarını araklamışlar. Mesela Hititler Anadolu'ya geldiklerinde ki nereden geldikleri konusunda en önemli teori diyelim, Kafkaslardan geldikleri ihtimali, gelme ihtimalleri daha yüksek tabii, emin değiller ama. Ama Anadolu'ya geldiklerinde Hattiler vardı Anadolu'da. Hattiler Anadolu'nun yerli kabileleri. Hititler diyor ki Hattilere, bu sizin tanrılarınız bundan sonra aynı zamanda bizim de tanrılarımızdır. Hititliler Hattilerin tanrılarına sunularda bulunuyorlar. Yani ona şarap götürüyor, ona işte meyve götürüyor. Sevdiği şeyleri götürüyorlar. Yani
Hititler Hattilerin tanrılarını kendi içlerine alıyorlar. Neden? Neden bunu yapıyorlar? Bu şuna benzer. Türkiye gitsin Yunanistan'ı işgal etsin şimdi mesela. Yunanistan'a desin ki mesela, ya sizin tanrılarınız bundan sonra bizim de tanrımız. Bunun gibi bir şey. Niye desin? Hititler bunu niye desin? Neden bunu diyorlar? Var mı tahmini olan, yorumu olan, değerlendirmesi olan? Ya gittiniz bir ülkeyi işgal ettiniz. Tamam, askeri olarak üstünsünüz. Bir adam gidip niye adamların tanrısını kendi tanrın diye ilan ediyorsun değil mi yani? İşte hepsi, her şeyin bir mantığı var. Her şeyin bir açıklaması var. Basit. Korkudan efendim. Evet, gazabına uğramamak. Evet. Şimdi şöyle düşünmüşler. Biz bu ülkeyi işgal ettik ya. Ama bu ülkenin tanrıları var. Şimdi biz bu ülkeyi işgal ederek bu insanların bu tanrılara tapınmasına engel olduk. Dolayısıyla bu insanların tanrılarının gazabına uğrayabiliriz. Dolayısıyla Hattilerin tanrılarını da memnun etmeliyiz. Tamam, onlar bizim tanrımız değil. Ama onların da tanrısını memnun etmeliyiz ki onların gazabına uğramayalım. Dolayısıyla onların tanrılarını da içe almış oldular. Onların tanrısını da kendilerine mal etmiş oldular. Ve böyle tanrılar gittikçe ne yapmış? Sayısı artmış. Ama bu şeyde oluyor tabii ki. Bronz çağında oluyor. Paleolitik çağda zaten artık tamamen paganizm. Full paganizm. Full paganizmde ne var? Tek tanrı. Başka da bir şey yok. Tek tanrı. Full paganizm. Paleolitik çağ. Yani 12 bin yıl öncesinin öncesi. 12 bin yıl öncesi. Ne zaman ya 12 bin yıl öncesi paleolitik çağda tanrı diye bir şey aslında pek yok. Şöyle bir şey var. Bir yaratıcı güç var. Tamam mı? Bir yaratıcı güç var ama buna tanrı demeye de bir şahit lazım. Bildiğiniz sonraki gelişen tanrı anlayışında çok çok farklı. Bir sefer oradaki tanrı otoriter değil, cezalandıran değil. Firavunlar gibi değil. Firavunlaşmış değil. Ne zaman ilkel insanın zihnindeki tanrı imajı firavunlaşıyor, despotlaşıyor, zalimleşiyor? Bronzun bulunması, metalin bulunmasıyla. Çünkü metal, elinizde metal varsa bizim kafasına patlattığınız zaman baltayı canını yakıyorsunuz kötü bir şekilde. Dolayısıyla metalin işlenmesiyle, etkili bir şekilde işlenmesiyle zaten krallıklar, imparatorluklar kurulmaya başlıyor. Ondan öncesinde insanlar pagan ortalıkta dolaşıyorlar, avcı toplayıcılar. Yani öyle kafasında her an patlayacak bir balta tehdidi algılamıyor. Dolayısıyla bir otorite figürü de hayatında fazlaca yok. Yani en fazla belki vahşi hayvan ama ondan da bir şekilde elinde mızrağıyla korunabiliyor. Ne zaman metal etkili bir şekilde işlenmeye başlamış, ne zaman krallıklar, güçlü krallıklar kurulmaya başlamış, krallıklar kendilerini otorite ilan etmişler, sonrasında da bir üst basamağa gitmişler. Tanrı ilan etmişler kendilerini, firavunlar örneğinde olduğu gibi. Ama bunların öncesinde paleolitik çağda hiç bunları yok. Hiç bunları yok. Ne var peki? Ya diyor ki işte tamam, bir yaratıcı bir güç var diyor. Buna doğa ana diyor. Kibele diyor. Ana tanrıça diyor. Ana tanrıça tezahür eder. Bir kayada tezahür eder. Bir ağaçta tezahür eder. Bir kuşta tezahür eder. Hepsi, etrafımda gördüğüm her şey ana tanrıçanın bir tezahürüdür diyor. Hepsine saygı duyuyor. Hepsine saygı duyuyor. Hiçbiriyle bir problem yaşamıyor. Onunla uyumlu yaşıyor ve ana tanrıçayla da barışık yaşıyor. Ana tanrıça toprak. Evet.
Peki biz bugünümüzde ne kadar toprağa yakınız, ne kadar bitkiye yakınız, ne kadar bir ırmağa yakınız, ne kadar bir şelaleye yakınız, ne kadar bir havaya, suya, ne kadar doğanın içindeyiz günümüzde? Az önceki izlediğiniz videoyla düşünürseniz. Çok uzaklaştık değil mi? Ruhumuzdan, özümüzden bayağı bir uzaklaştık gibime geliyor. Efendim az önce söyledik ya. İlkel insan üçe ayırdı. Mağaradan kafasını çıkardı. Üçe ayırdı her şeyi diye. Bir gökyüzü dedi. İki orta dünya dedi. Üç yeraltı dedi. Bu işte sonradan Hristiyanlığa teslis inancı olarak girdi. Gökyüzü, baba, orta dünya, oğul, yeraltı, kutsal ruh. Baba, oğul, kutsal ruh. İşte Hristiyanlıktaki teslis inancının kaynağı budur. Aslına bakarsanız, Hristiyanlık ilk çıktığı zaman, bu paganları tabii yok etmek istiyordu değil mi? Paganları yerle bir etmek istiyordu. Aslında paganlar, ilk Hristiyanları hep ezdiler değil mi? Katlettiler, öldürdüler. Kapadokya'da gördüğünüz o yeraltı kiliseleri, gizli gizli yeraltı kiliseleri niye yapılıyordu? İlk Hristiyanlar Romalılardan, pagan Romalılardan korktuğu için kiliselerini hep yeraltına yapmak zorunda kalıyorlardı. İbadetlerini hep yeraltında yapmak zorunda kalıyorlardı. Neden? O dönemin devlet dini olan paganizm, Roma İmparatorluğu'nun devlet dini olan paganizm, o dönem o hakim. O dönem onların borusu ötüyor. Ne zaman ki bir Roma imparatoru çıkıp da ben Hristiyanım dedi, roller değişti. Roller değişti. Hristiyanlık devlet dini oldu. Bu sefer eski paganlar ezilmeye başlandı. Eski paganlar hor görülmeye başlandı. Eski paganlar yer altına çekilmeye zorlandı. Ama şöyle bir şey oldu, enteresan olan orada. Hristiyanlık her şeyi paganlardan aldı aslında. %90'ını paganlardan aldı. Noel ağacı var ya. Hristiyanlıkla falan alakası yoktur. Pagan inancıdır tamamen. Easter falan. Hristiyanların kutladığı şu bayramlar. Yok yumurta bayramıydı. Yok şuydu buydu falan. Hepsi pagan. Hepsi. Şu bugün Hristiyanlık dediğiniz şeyin %95'i paganizmdir. Hristiyanlık paganizmi yok etmek isterken farkına varmadan içine aldı. Çünkü halk efendim vazgeçmiyor. Kolayca. Bugün gidip türbelere çapıp bağlanmasının sebebi de odur. O da paganizmdir. Çünkü ağaç paganizmde kutsaldır. Ana tanrıçayı sembolize eder. Ağaçlara halkımız bugün gidip neden çapıp bağlıyor? İslamiyet'te var mı böyle bir şey? Yok. Nereden getiriyor bunu? Pagan köklerinden getiriyor. Hala o içeride var. Hala ruhunun derinliklerinden gidip ağaca çaput bağlama gibi bir istek geliyor. O arketip hala aktif, o enerji hala aktif ve açığa çıkıyor ara sıra. Türbeye gidip dua ediyor. Var mı İslam'da öyle böyle bir şey? Türbeye gidip dua etmek var mı? Yok. Ama şeyde var. Paganizmde var. Evet. Efendim, ilk insanın düşünsel yapısına ve şimdiki insanın düşünsel yapısına baktığımız zaman en önemli farklardan biri de zamanın doğrusal veya döngüsel olması konusu var ki çok farklı. Zamanın doğrusallığı ve döngüselliği önemli bir fark, çok önemli farklardan birisi. İlkel insan için zaman tamamen döngüsel. Kesinlikle doğrusal değil. Döngüsel. Çünkü güneş doğuyor ve batıyor. Güneş doğuyor ve batıyor. Bu ikisi arasında düşünüyor ilkel insan zamanı. Bu ikisi arasında. Böyle bir nehir gibi akıp giden bir şey olarak düşünmüyor. Zamanı sabahın güneşin doğması ve akşam batması. Bu ikisi arasında bir şey olarak düşünüyor. Ki bu temel bir bilgi, önemli bir bilgi. İleride çok işimize yarayacak. Burada vermek zorundayız. Yani Tanrı deyince mesela hatırlıyorum, şöyle 4-5 yaşlarındaydım. Babam ilk defa böyle
Allah fikrini böyle anlattığı zaman benim zihnimde bir imge canlanırdı, biliyor musunuz? Tam ismini veremeyeceğim. Şimdi bir şekilde çocukları falan izliyor olabilir. Halamın çocukları falan izliyor olabilir. M hala diyeyim ben ona. M halam aklıma gelirdi. M halam biraz kilolu bir bayandı. Ve sürekli oturan bir bayandı. Bana Allah deyince kilolu ve sürekli oturan bir bayan imgesi gelirdi zihnime. 5 yaşındaki bir çocuğun imgesi, zihninde beliren imge bu şekilde. Bakınız bu imge nereden geliyor? Paganizmden geliyor. Ne işim var benim paganlarla maganlarla? Ya ben istesem de istemesem de atalarım pagandı be kardeşim ya. Onlarla ortak bir kolektif bilinç dışını paylaşıyorum. Gelmesin mi yani, değil mi? Hangimizin ben atası pagan? Hangimizin atası pagan değildi ki? Yani nasıl gelmesin yani? Gelecek tabii ki. Evet. Efendim, o ilkel insanın tanrı anlayışı da öyle. Kadiri mutlak bir tanrı anlayışı da yoktu. Her şeye gücü yeten bir tanrı anlayışı falan da yoktu. O sonradan çıktı. Dediğim gibi metalin bulunmasından sonra ortaya çıktı ama yani tek tanrılık asla sonradan çıkmış değil. Tek tanrılık hep vardı zaten. Paganizm nitekim tek tanrılı aslında, yani dua. Duanın kendisi. Sadece doğadaki gördüğü her şeyi tanrının değişik bir tezahürü olarak değerlendirmiş paganlar. Evet. Yani öyle cehenneme atan, cezalandıran bir tanrı figürü binlerce yıl boyunca yokmuş, sonradan çıkmış. Ne zaman çıkmış? Metalin hayatımıza girmesiyle çıkmış. Çünkü metalleri kafamızda paralamayı öğrenmişiz. Kafalarımıza çekişle vurmayı öğrenmişiz. Ondan sonra bu tek tanrı ve otoriter tanrı fikri ortaya çıkmış. Kılıç yüzündendir. Yani evet aynen öyle. Onun öncesinde o kadar barışçıl yaşamışız ki kafamızda bir şeyler paralamamışız hep. O kadar barışçıl yaşamışız ki komünel hayat efendim. Kimsenin bir derdi sıkıntısı yok. Kimse aç değil. Doğa ana besliyor, yetiyor. Böyle yaşamışlar yıllarca. Bin yıllarca daha doğrusu. Evet, şimdi şu ekranda görmüş olduğunuz ana tanrıça Orta Avrupa'da bir yerde bulunuyor. Şimdi buradan geleceğimiz yer şu. Ana tanrıça ve toprak ana kültü. Ve bu konuya biraz Yunan mitolojisinden girmek istiyorum ben. Çünkü popüler olan o. Aslında mitologlar hani evrenin başlangıcı konusunu anlatırken Sümer mitolojisinden başlarlar. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Çünkü popüler olan o değil açıkçası. Evet, ilk olan o. Ama popüler olan, şu an günümüzde popüler olan Yunan mitolojisi. Neden? Çünkü etkilemiş. Tüm Avrupa'yı etkilemiş. Roma mitolojisini de etkilemiş. Etkileri bakımından daha önemli olduğu için Yunan mitolojisinden başlıyor. Ama ilk olanı Sümer. Sümer ve Mısır. Dolayısıyla biraz ortadan başlamış olacağız ama evet, toprak ana Yunan mitolojisindeki Gaia, evrenin başlangıcı. Gaia'nın yaratılışı. Gaia'nın yaratılışını okurken hep şu ifade geçer. Başlangıçta kaos vardı. Karanlık ve sessizlik vardı. Başlangıçta boşluk vardı. Bu ifadeler geçer ve bu ifadeler bana hep şeyi hatırlatır böyle. Big Bang öncesi durumu hatırlatır böyle. Yani mitolojide bile Big Bang var. En azından ben o duyguyu alırım böyle. Bir şeyler oldu ve Gaia ortaya çıktı. Toprak ana, ana tanrıça. Ve onun rahminden, toprağın rahminden hem oğlu hem de eşi olacak olan Uranüs'ün çıkması var. Uranüs ne oluyor peki? Göklerin tanrısı oluyor.
baba oğul kutsal ruhu oluşturacaklar şimdi. Uranüs göklerinin tanrısı olacak. Gaia'nın hem çocuğu hem eşi. Gaia toprak ana olacak. Ama şöyle bir sorun var ki Uranüs bayağı bir sorunlu bir tip. Nedir sorun efendim? Vallahi yani biraz sapık. Mitolojiye göre öyle. Efendim aklı fikri belliden aşağı konulardı. Uranüs'ün. Peki Gaia bundan rahatsız mı? Bayağı bir rahatsız. Bayağı bir rahatsız. Cezalandırmak da istiyor aslında Uranüs'ü. Bunun için ona bir tuzak kuruyor. Gaia'nın oğlu Zeus. Zeus'a özel bir orak veriyor. Bir cinsel birliktelikleri esnasında Gaia ve Uranüs'ün birliktelikleri esnasında Zeus bir yere saklanıyor. Birdenbire saklandığı yerden çıkarak babasının yani Uranüs'ün cinsel organını o orakla kesiyor. Annesinin verdiği orakla kesiyor. Yani hadım ediyor. Kim hadım ediyor? Kronos hadım ediyor. Kronometre var ya kronometre. Ha o da oradan geliyor. Aynı kökten geliyor. Zamanın başlangıcı olarak da geçer zaten. Zeus sonrasında babasını hadım ettikten sonra tabii öldürüyor. Ve babasının yerine geçiyor. Bir tür şey gibi değil mi? Oedipus kompleksi gibi. Ben bu hikayeyi bir yerde duruyor gibiyim de der gibi oldunuz değil mi şimdi? Bir tür Oedipus gibi. Burada tabii Freud'un kulaklarını bir çınlatmak lazım yani değil mi? Efendim. Gaia ve Uranüs çiftinin 12 çocuğu var. Bu 12'sine de Titan deniliyor. Kronos tabii bu 12 Titan'dan birisi. Uranüs oğullarını ve kızlarını çok çok kıskanıyor. Eşi Gaia'nın sadece kendisiyle ilgilenmesini istiyor. Çocukları Titanları doğar doğmaz aslında karısının bedeni olan toprağın derinliklerine saklıyor. Böylece karısı ile daha fazla cinsel ilişkiye girebilecektir. Gaia bu durumdan rahatsızdır. Gaia bu sorunu çözmek için parçalanamaz ve kırılmaz bir orak yapar ve orağı oğlu Kronos'a verir. Kronos da saklandığı yerden çıkarak babasını öldürür ve hadım eder. Hadım işlemi bittikten sonra yarasından çıkan, etrafa saçılan kan ve spermlerden devler, cinler, periler çıkıyor. İşte bu etrafa saçılan şeylerden de Afrodit yani güzellik tanrıçası ortaya çıkıyor. Mitolojiye göre. Kronos babasını öldürdükten sonra kardeşlerini tutsaklıktan kurtarıyor. Kız kardeşi Rhea ile evleniyor. Kronos'un bu arada Roma mitolojisindeki karşılığı Satürn. Onlara Satürn diyorlar. Bir kehanete göre Kronos oğullarından biri tarafından öldürülecektir. Bundan çok korkan Kronos ilk 5 çocuğunu mit bu ya yiyor. Doğar doğmaz. Kronos yiyor. İlk 5 çocuğunu yiyor. 6. çocuğu olan Zeus'u eşine yedirmemek için Rhea, Kronos'un eşi Rhea, 6. çocuğunu eşine yedirmemek için kundağa bebeği yerine bir taş sarıyor ve kocasına ye diye veriyor. Kocası hop bebek yerine taşı yutuyor.
kurtardığı çocuğunu Zeus'u Girit Adası'na gönderiyor. Girit Adası'nda Amaltea denilen bir periye emanet ediyor. Amaltea bir orman perisi ve Amaltea'nın da orman keçileri var. Zeus'u da keçi sütüyle besliyor. Zeus yıllarca keçi sütüyle beslenerek Girit Adası'nda yetişiyor, büyüyor. Babası Kronos'tan gizli olarak. Babası Kronos Zeus'u yiyemedi, onun yerine taş yedi. Ya. Neyse, bir gün Zeus babasının yaptıklarını öğrenir. Kardeşlerini nasıl yuttuğunu öğrenir. Bir şekilde bir iksir ele geçirir. Bu iksiri babası Zeus'a içirebilirse eğer, babası Kronos'a içirebilirse, Kronos'un midesinden kardeşlerini kurtarabileceğini öğrenir. Yuttuğu kardeşlerini kurtarabileceğini öğrenir. Zeus büyük annesi Gaia'nın, ana tanrıçanın yardımıyla babasını pusuya düşürür. Bu iksiri içirir ve kardeşlerini babasının karnından kurtarmayı başarır. Bu sayede Kronos kardeşlerini midesinden kusar. Ama tüm problem tabii burada bitmiyor. Sonra Titanlarla savaş başlıyor. Şimdi babalarından kurtuldular. Ama tabii babalarının yarattığı başka Titanlar var. Onlarla da bir savaş vermeleri gerekiyor. O savaşı da kazanıyorlar. Yeniden doğduktan sonra o savaşı da kazanıyorlar. Ve Olimpos dağının tepesine yerleşerek o meşhur 12 tanrıyı oluşturuyorlar ki şöyle bir resimle bu güzel gösteriliyor. Şu arkada gördüğünüz Olimpos dağı. Bunlar da Olimpos'un meşhur 12 tanrısı. Tabii bu sefer baba oğul kutsal ruh şu şekilde sıralanacak. Zeus baba en yüce tanrı. Ama hala böyle kadiri mutlak tanrı değil. Zeus'un bile her şeye gücü yetmiyor hala. Hala insanların zihninde her şeye gücü yeten bir tanrı fikri daha oluşmamış. Titanlarla yapılan savaş kazanıldıktan sonra Kronos'un 3 oğlu kainatı kendi aralarında bölüşüyorlar. Zeus gökyüzü tanrısı oluyor. Hades yeraltı tanrısı oluyor. Poseidon deniz tanrısı oluyor. Şimdi buraya kadar 3 önemli karakter var. Üçünün de ortak özellikleri var. Gaia'nın ilk eşi ve oğlu Uranus. İkincisi onun oğlu Kronos. Onun da oğlu Zeus. Yani bu üçünün ortak özelliğine diye baktığım zaman üçü de şehvet düşkünü aslında. Üçü de kontrol manyağı. Üçü de narsist, üçü de zalim. İlginç. Niye şimdi, değil mi yani? Niye bu? Tesadüf mü, değil mi? Evet. Niye Yunan mitolojisi böyle başlıyor olabilir, değil mi? Tesadüf mü yani? Evet. Efendim, şöyle göstereyim. Bu 12 tanrının şöyle etem paylaşımı tekrar açıyorum. Evet. 12 tanrıdan Zeus yüce tanrı, en yüce tanrı ama hala kadiri mutlak değil. Şu resmi biraz büyütüp ondan sonra mı ekran paylaşımı açsam? Çünkü tam göremiyorum. Ha. Evet, tamam. Share screen. Evet. Zeus.
düşmanlarına şimşek atmasıyla meşhur. Sembolü de hem şimşek, hem kartal, hem meşe ağacı. Psoidon, deniz tanrısı. Mikrofonları kapatalım arkadaşlar. Mikrofonları kapatalım lütfen. Bir dakika ben kapatayım. Evet, kapı sesleri duyuyoruz. Şimdi kapandı. Deniz tanrısı. Şu meşhur mızrağı var. Üç dişli mızrağı var. Bu mızrağı yere vurduğu zaman depremler oluyor. Ve fırtınalar oluyor. Önemli sembolleri, diğer önemli sembolleri boğa ve at. Hermes, tanrıların ulağı ama en belirgin özelliği aslında ulaklığı değil, böyle yaramazlığı. Kanatlı botlar çok önemli bir mitolojik figür. Sihirli bir asası var. Tıbbın da sembolü aynı zamanda bu değil mi? Hekim arkadaşlar, Mustafa Yoldaş. Değil mi şu? Yılanlı asa. Tıbbın da sembolü bu. Evet. Hera, Zeus'un kraliçesidir. Aynı zamanda kız kardeşi tabii. Bir asa taşır ve başına bir taş takar. Kuşu da tavus kuşudur. Hephaistos, demircilerin ve zanaatkarların ve ateşin tanrısıdır. Baltasını yanından ayırmaz. Dionysus, şarap tanrısıdır. Demeter, bereket tanrıçası. Meşale, asa, buğday. Athena, bilgelik tanrıçası. Kuşu baykuş. Diğer önemli imgesi zeytin. Artemis, av tanrıçası. Apollo'nun kız kardeşi. Bir yay ve kutsal geyikle gösterilir. Artemis'e bazı Türk araştırmacılar şey kılıfı giydirmeye çalıştılar. Ya dediler ki bu Türk Artemis. Nereden çıkarıyorsun bunu? Ya Artemis aslında ar ve temiz anlamına gelir. Ar ve temiz anlamına geliyormuş ve Türkmüş. Allah Allah, nasıl oluyorsa bu. Apollo mu? Ha, aslında o Apollo değil. Kimmiş o? Alp oğlan. Bu yok şekilde abi. Aynen gerçekten. Gerçekten yani. Bunu da yaptılar yani. Gerçekten bunu da yaptılar yani. Hani o az önce anlattığım Hititlerin, Hattilerin tanrısını çalma girişimi vardı ya, tanrılarını çalma çalıyorlardı ya. Bu o kadar da şaşırtıcı bir şey değil çünkü günümüzde bile yapılıyor. Daha bundan hani 30-40 yıl öncesine kadar ya biz bu Yunanlıların tanrılarını nasıl araklasak diye uğraşıyorlardı. Niye? Yunanlıların tanrısını arakladığın zaman diyeceksin ki o zaman şunu demiş olursun. Ahan da bu topraklarda biz önceden yaşıyorduk. Bu topraklar Anadolu topraklarına biz sonradan gelmedik. Buralarda misafir değiliz. Biz buralarda efendim binlerce yıldır buradaydık. Burası bizimdir diyeceksin. Bu tezini ne yapacaksın? Böyle daha sağlam bir yere oturtmaya çalışacaksın. Bunun için tanrıları araklamak da bir yöntem olmuş tabii ki. Ya da mitoloji araklama mesela. Evet. Alp oğlanı eğer Apollon'u Alp oğlanı diyebilirsiniz, araklayabilirsiniz belki de. Afrodit, aşk ve güzellik tanrıçası. Baş tanrı olan, gök tanrı olan Zeus. Onun da en temel karakteristiği aslında çapkınlığı tabii. Çapkınlığı ve katakulli işleri var. Zeus'un çok fazlaca katakulli işleri oluyor. Her kılığa giriyor. Şey yapmak için o da her kılığa giriyor. Ayartmak için, bayanları ayartmak için açıkçası her kılığa giriyor. Mesela girdiği kılıkları gösteren şöyle bir resim olacaktı. Ben de şunu açayım. Mesela Hera'yı ayartmak için guguk kuşu oluyor. Europa'yı ayartmak için boğa oluyor. Antiope'yi ayartmak için satir oluyor. Ne bileyim, kuğu oluyor. Oluyor da oluyor. Kartal oluyor. Bulut oluyor. Çoban oluyor. Zeus'un en belirgin özelliklerinden biri de bu efendim. Her kılığa girmesi ana karakteristiklerinden biri bu. Efendim filozof Xenophon diyor ki
İnsanlarda ayıp ve utanç verici olan her ne varsa hepsini tanrılara yakıştırdılar. Evet, insanlar o yarattıkları tanrı imgeleriyle, tanrı figürleriyle aslında bence kendilerini projekte ettiler. Sadece projekte etmediler, kendilerini şekillendirdiler, kendilerini yarattılar. Bir nevi şunu söyleyebilirim, tanrıları yaratarak kendilerini yarattılar. Evet. Dinlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Tuncay Yoldaş. Emeğinize sağlık. Bu ağzımızın tadı damağımızda kaldı. Bir giriş. Tam Zeus'un maceralarından bahsedecekken bitirdiniz. O kalanı sen bahsedebilirsin Musa Yoldaş. Sana serbest. Evet. Zevkle dinledik. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Tuncay Yoldaş çok çok teşekkürler. Devamını bekliyoruz. Ara ara zaten küçük dokunuşlar yapıyorsunuz süpervizyonlarda. Daha da güzel olacaktır. Çünkü bize çok çok katkısı var. Mitolojiden gelenlerin imge terapi açısından çok çok katkısı var. Bakış açılarını çok çok geliştiriyor. Bu akşam için çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim efendim. Beni de geliştiriyor işin doğrusu. Zaman buldukça böyle çarşamba söyleşilerinde belki 2 ayda bir, belki 3 ayda bir niyetim devamını getirmek. Bugün işte böyle bir başlangıç yapmış olduk. Soru varsa cevaplandırmaya çalışayım. Bu arada uzun zamandır Nevzat Yoldaş'ı görmemiştim. Nevzat Yoldaş'a da bir selam verelim. Nevzat Yoldaş hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız Nevzat Yoldaş? Valla İstanbul'dayım. Otel odasından Mesut'un olduğunca baştan sona izledim. Ne güzel ne güzel. Ben de şaşırdım. Baştan sona sizi görünce ben şaşırdım Nevzat Yoldaş. Çok ne güzel hocam. Ama güzel bir duyguydu sizi baştan sona görmek, aramıza görmek. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi gerçekten. Çok faydalandım ben aslım adına. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Yani son olarak Yunan mitolojisinden de söz ettiğimiz için Yunan tanrıları zaten siz de öyle bitirdiniz. Acaba neden bu dünyada olup biten her türlü alavere, dalavere, üçkağıt her neyse ve iyilik tabii ki. Yani bu dünyanın direkt bir yansıması gökyüzüne sanki. Bu neden böyle tasarlamış Yunan mitolojiyi? Ya da tabii onlar da çok daha antik dönemden alıyorlar mitoloji. Son artık en saf hale gelmiş ürün sanki. Neden tüm bizim zaten burada yaptığımız üçkağıtların hepsini orada görüyoruz? Ya da iyiliklerin tersi de oluyor çünkü. Yani şöyle düşünmüş sanırım. Her şeyin bir kopyasının gökyüzünde olduğunu düşünmüş. Evet. Yani şey gibi, bir tür projeksiyon gibi. Yeryüzünde ne varsa gökyüzüne onu projekte etmiş. Yani bir tür onların mitolojisinden şunu anlıyoruz. Bir ayna gibi düşünmek lazım demek ki mitolojiyi. İlkel insanların tepesine koyduğumuz bir ayna gibi. Ona bakarak onların gökyüzünü görmüş oluyoruz. Onların gökyüzünden de onların hayatını görmüş oluyoruz. Buna baktığımız zaman yani şöyle bir V çiziyor. Biz doğrudan 4000 yıl öncesine, 5000 yıl öncesine ışınlanıp onların hayatına çok doğrudan gidemiyoruz. Ancak onların mitolojisine baktığımız zaman şöyle dolaylı yoldan bir V çizerek gidiyoruz. Bir V çizerek onların hayatına bir bakış atabiliyoruz. Demek ki o zamanlarda öyle şeyler
alavere delavere şeyler fazlaca vardı diye bir sonuç çıkarabilir miyiz Musa Yoldaş? Yani fazlaca değil. Bence şu anda ne kadar varsa o zaman da o kadar vardı belki de. İyilik de vardı. Yani tanrıların birbirlerine iyilik yaptığı da çok var. İyi şeyler de yapıyorlar bunlar. Yani direkt yansıma gibi sanki bu dünyanın yansıması gibi. Tabii bizim için alavere delavere kısmı daha ilginç ve akılda kalıcı olduğu için onu seçiyoruz da. Örneğin Prometheus belki de iyi bir şey yapıyor. Çalıyor ateşi, insanlığa veriyor ama aldığı ceza çok kötü. Hı hı hı. O tarzda bir sürü şey var. Ben geçen gün narsizm anlattım bu kısa videolarda. Orada en çok ilgimi çeken şey bu Narsisos'un aslında bir tecavüz çocuğu olması. Dünyanın en güzel insanı ama tecavüz ürünü. Hı hı hı. Çelişkileri falan da çok iyi vermişler. Kapatmadan önce soru, katkı, değerlendirme, yorum varsa alalım. Yoksa sözü ben... Efendim buyurun. Şimdi öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Hı-hı. Bir sürü parça benim kafamla birleşti. Bu güneş sembolüne bağlantılı olarak sormak istiyorum. İki tane soru var. Birincisi, epifiz bezi de güneşin doğuşuna batışına göre çalışıyor ve biz ona göre uyuyoruz ve kalkıyoruz. Evet, evet. Şehir yaşantısıyla bundan uzaklaştık da. Evet, çok doğru. Ortada bir gerçek var. Evet. Bizim dediğimiz insanlığa da vardı. Bu bizde de var. Evet. O zaman epifiz bezimiz şu anda inaktif mi olmuş? Yani tembel mi olmuş, ne olmuş, kapatmış mı? Ve biz doğadan da dolayısıyla uzaklaşmış oluyoruz. Yaklaştıkça da aktif olduğunu düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doğrusu benim alanım değil. Bunu daha çok bir nörolog veya psikiyatrist arkadaşlara danışmak lazım. Bakıyorum bizden psikiyatristleri arkadaşları var mı? Murat Hoca veya Burçin Yoldaş buralardan mı diye bakıyorum. Veya Orçun Yoldaş var, nörolog arkadaşımız. Onların bu konuda bence bir şeyler söylemesi daha doğru olur. Çünkü doğrusu bu bakış açısıyla hiç bakmadım. Bilgim yok diyebilirim. Benim de bu konuda araştırmam lazım. Araştırırsam zaten Ahmet Bey sık sık katılıyorlar toplantılarımıza, değil mi Ahmet Bey? Evet, katılıyorum. Evet. Bu bakış açısıyla bakmadım ama ben de merak ettim. Ben de araştıracağım Ahmet Bey. Teşekkürler. Peki arketiple ilgili soracağım. O zaman biz arketiplerin tercihleri altında kalıyoruz. Yani bizim seçimimiz değil. Yani etkiliyor, çok etkiliyor. Evet, çok etkiliyor. Farkına vermiyoruz ama çok etkiliyor, evet. Onları nasıl öğrenebiliyoruz? Onları nasıl öğrenebiliyoruz? Güzel soru. Yani biraz reklam olacak ama işte imge terapi diyebilirim Ahmet Yoldaş. Yani sorgulama gerekiyor. Bir insanın içsel bir sorgulama sürecine girmesi gerekiyor. Bana göre bunun en güzel yolu da açıkçası imge terapi. Ama siz başka yollar biliyorsanız da tabii ki ona da mahkum değilsiniz. Başka alternatifler bulabilirsiniz, biliyorsanız. Benzer bir içsel sorgulama sürecinden geçebileceğiniz başka yollar, yaklaşımlar biliyorsanız onlar da olabilir. Ama gerçek anlamda neyi neden yapıyoruz? Nereye neden sürükleniyoruz? Bunu açığa çıkaracak şey bence imge terapidir. Yani kısıtlı bir özgürlüğe sahibiz değil mi? Yani bazı şeylerin yeterince farkında değilsek özgürlüğümüz kısıtlanmış, özgürlük alanımız daha büyük demektir. Ama biz farkındalığımızı geliştirerek, o bilinçaltı arasındaki iletişimi geliştirerek aslında özgürlük alanımızı genişletmiş oluyoruz. Aslında burada bizim imge terapide yapmaya çalıştığımız tam da şimdi Tuncay Yolda sizin söylediğiniz özgürlüğü artırmak. Birey ne kadar kendi kendine hakimse özgürlüğünü o kadar rahat bir şekilde ortaya koyabiliyor. Bu kendi kendine varoluşunun, köklerinin, hepsinin bilincine
varmak, tüm bunları anlamak belki de kişinin kendini analizinden geçiyor. Biz imge terapide hem danışanlarla bu yolculuğu yaptırıyoruz danışanlara, aynı zamanda kendimiz de bu yolculuğu yapıyoruz. Kendi analizimizi de her seansa bir şekilde yapıyoruz dolaylı yoldan. Ve bu özgürleşme biraz da bu süreçle geliyor. Onu söyleyebilirim. Teşekkürler katkı için Musa Yoldaş. Evet. Efendim, bu akşam dinledikleriniz açıkçası benim yorumlarım. Ben böyle yorumladım, böyle düşündüm. Böyle bakıyorum. Yanlış olabilir, size uyabilir, uymayabilir. Benim kafamda oluşturduğum insana bakış açısı hakkındaki büyük resim biraz böyle bir şey. Böyle bir pencere açmak istedim ben çünkü bunu da genişletmek istedim. Mesela Yoldaş dedi, epifizi klor ve flor gibi maddeler etkilediği söyleniyor demiş. O tıbba ilişkin bir şey. Yani evet, o konuda daha çok bir benim de araştırmam gerekiyor, danışmam gerekiyor. Şu an bir yorumda bulunacak kadar o konuda doğrusu bilgim yok. Ancak dediğim gibi şöyle tatil beldesine bile gitseniz uyku düzeniniz değişiyor değil mi? Bir otelde bile daha erken kalkıyorsunuz. Hani hava değiştirin, şehir değiştirin. Mesela şimdi buradan Antalya'ya ben gitsem ne kadar yorgun ve uykusuz olursam olayım sabah 6'da böyle güneşin doğmasıyla zırt kalkarım mesela. Efendim başka soru, değerlendirme, katkı? Aysu Yoldaş, mitolojideki her tanrı insandaki arketipleri temsil ediyor diye bir not. Yani mitolojide tanrı sayısı neredeyse sınırsız. Yani çünkü birbirlerinden de tanrı arakladıkları için. Yani önemli tanrılar, önemli arketiplere evet karşılık gelebilir, doğru. Buna bir şey diyemem. Evet. Tuncay Hocam. Buyurun. Yani yaklaşık 15 dakikadan beri el kaldırıyorum ve bekliyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Hocam ben... O bazen kazara oluyor ya, kazara oluyor. O yüzden kazaradır diye ben düşündüm el kaldırmayı. Buyurun, dinliyorum sizi. Şimdiden, ben şunu söylemek istiyorum. Ben bugün gerçekten kendi bildiklerimin bir takımı... üstüne, hani kendi bildiklerimi, araştırdıklarımın bir kenara bıraktım. Hani doğrudur, yanlıştır diye ben hiçbir şeyi doğrudur, yanlıştır diye sınıflandırmam. Sadece yorumdur diye bakarım. Ama ben bunun üzerine kendi doğruları okuduklarımın üzerine diyeyim. Çok şeyler ekledim. Ne güzel, ne mutlu. Ne mutlu bize o zaman, ne mutlu bize. Benim amacım da buydu zaten. Biraz değişik biraz değişik bakabilmeyi sağlamak. Benim amacım da buydu. Ne mutlu bana o zaman. Evet, çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Ben teşekkür ederim, evet. O yüzden ben sizin bu söyleşilerinize, bu toplantılarınıza hep katılmak istiyorum. Bu tanrıların aşkınlığına ilişkin bir soru var. İnsan hep bir aşkın güç oluşturmak istediğine ilişkin bir yorum yapmış. Bu konuda bu aşkın güç hakkında ne demek istersiniz? İnanma gereği. Soruyu görmek istiyorum. Chat'te mi yazmış bunu? Evet, chat'te. Göksel bir dünyada yaşıyoruz. Gökyüzündeki imgeler yeryüzünde kurmaya çalışıyoruz. İnsan oluşundan bugüne ben aşkın bir güce inanma gereği hissetti diye bir yorumda. Bu yorum, evet, soru olmadığı için bir şey diyemeyeceğim yani, evet, yorum. Yani evet, aşkın güce neden ihtiyaç hissetti? Bu psikolojik mi? Olabilir, psikolojik olabilir. Yani çünkü mağaradan kafasını çıkardığı zaman insan ilk gördüğü şeyler maalesef çok da hoş şeyler değil mi?
vahşi bir doğadan çıkmış gelmiş, vahşi bir doğanın bağrından çıkmış gelmiş, doğal olarak korka korka yaşıyor, doğal olarak kendini zaman zaman çaresiz hissediyor, kendini zaman zaman ne bileyim ya, her an bir yılan ısırabilir, her an bir ağacın arkasından bir kaplan, aslan, panter çıkıp bir yerinize bir zarar verebilir. Yani böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. Yani böyle bir dünyada aşkın bir güç, gücün korumasını hissederek yaşamak tabii ki psikolojik anlamda sizi korunmaya ihtiyaç var. Ya daha iyi hissettirir. Yani en azından aşkın bir güç fikriyle birlikte daha uzun süre ayakta kalabilirsiniz. Değil mi? Dolayısıyla gerekiyor efendim. O da gerekiyor. Evet. Efendim, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bugün bizim meşhur ışığımız biraz umarım ki geçmişi aydınlatmıştır biraz şöyle. Binlerce yıl öncesini umarım ki aydınlatmıştır. Ya da en azından aydınlatma çabamız bile bence çok değerli. Bugün imge terapinin o meşhur ışığını şöyle binlerce yıl geriye götürdük ve geçmişin hikayelerini, geçmişin yaşam tarzını aydınlatmaya çalıştık. Oradan umarım ki birilerine bir kapı açarız, pencere açarız. O kapıdan, o pencerelerden insanlar girerler ve oralardan bize çok daha değerli bilgiler getirirler diye umuyorum efendim. Ne mutlu bana, biraz olsun bu geçmişe yönelik merakı biraz olsun tetikleyebildiysen ne mutlu. Osmanlı hiç merak etmemiş değil mi? Hiyerogliflerini ne yazıyor burada? Nasıl bir alfabe? Hiç merak etmemiş. 450 yıl boyunca şu piramitlerin içinde ne var hiç merak etmemiş Osmanlı. Ne olur bizim çocuklarımız meraklı olsunlar ya. Ne olur ya, değil mi? Meraklı olsunlar, öğrensinler ya. Canavar gibi olsunlar böyle. Tüm derdimiz bu efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Haydi Allah'a ısmarladık.